Akupunktür son dönemde oldukça fazla uygulanan bir tedavi yöntemi olmaya başladı. Senin de bu konuda deneyimlerin oldukça fazla Aslı. Özellikle migren hastalarında akupunktur uygulamalarını yapıyorsun oldukça sık bir şekilde. Peki başka nörolojik hastalıklarda da akupunkturdan yararlanabiliyor muyuz? Elbette. Özellikle ağrılı durumlarda akupunktur etkili. Evet, migrende etkili bir yöntem. Ama onun dışında yüz felci gibi, özellikle işte bu rüzgar, soğuk vesaire gibi ya da viral etkenlerle olan yüz felçlerinde oldukça etkili. Trigeminal nevralji dediğimiz bizim yüzde yine bir belli bir bölgede olan elektrik çarpması gibi olan ağrılarda oldukça etkili. Onun dışında mesela Parkinson'da oldukça etkili bulunmuş destekleyici tedavi olarak hastalar normal tedavilerini almaya devam ediyorlar. Yanında işte hareket kısıtlılığını ve ağrıları bir miktar rahatlatmak adına destekleyici olarak oldukça işe yarayan bir yöntem. Hem de herhangi bir ilaç vesaire olmaması, zaten bu hastalar çok fazla ilaç kullanıyorlar. Evet. Böyle bir yöntemle bu vücut ağrılarından, işte hareket kısıtlılığından bir miktar fayda görmeleri bile onlar için büyük bir avantaj oluyor. Evet. Yine nörolojik hastalıklara eşlik eden işte uykusuzluk, kesinlikle iştahsızlık olabilir, mide bulantısı olabilir. Yine hani bunların... bağırsak sistemi hastalıkları olabilir. İşte mesela Parkinson'da kabızlıkla alakalı, Parkinson önce kabızlıkla başlar, ilk semptomlarından bir tanesidir. Kabızlıkta işe yarayabiliyor. Onun dışında uykusuzluk zaten ciddi bir sorun ve akupunkturun en çok işe yaradığı alanlardan birisi uyku aslında. Uykuyu çok iyi geliyor, anksiyeteyi çok iyi geliyor, depresyonu azaltıyor. Kişiyi sakinleştiriyor. Aslında akupunktur bir self regülasyon dediğimiz, kişinin kendi vücudunun regülasyonunu sağlama yöntemi. Normalde de Çinliler bunu aslında sağlıklı kalmak için kullanmışlar. Yani iyi, bir hastalıktan iyileşmekten ziyade sağlıklı kalmak amacıyla kullanmışlar. Ama hastalık oluştuktan sonra da destekleyici olarak yapılması, kişilerde işte bu diğer işte uyku, ağrı, işte o kas tutukluğu gibi şikayetlere yardımcı olabiliyor. Bazen felçlerde kullanmışlar, felçteki işte bu ağrılarda kullanmışlar, felç sonrası oluşan ya da işte sinir bacaklardaki yanmalar, uyuşmalarda kullanılmış. Birçok farklı alanda nörolojiyle alakalı kullanımı mevcut aslında. Dediğin gibi herhangi bir yan etkisi de olmadığı için hani rahatlıkla destekleyici olarak uygulanabilir. Evet. Bir nöroloji uzmanının gözetiminde biraz daha kolay. Tedaviyle beraber kombine etmek çok daha etkili sonuçlar yaratabiliyor. Sonuçta akupunktur hani belirli sinir traseleri üzerinden etkili olan bir yöntem. Bunlara da bir nörolog hani çok yakın olduğu için sinirlerin anatomisine, işte otonom sinir sisteminin anatomisine çok daha kolay yatkın olduğu için çok daha kolay bir nörolog tarafından uygulanabilir.